şartlardan bir tanesi sponsor olması gerekiyor. Bu sponsor iş yeri de olabiliyor, firma da olabiliyor, dediğim gibi yapım şirketi olabiliyor. Ya da bir ajans olabiliyor, kişi olabiliyor bu. Bu ajans ya da kişi sizin sektörünüzde yer alan çalışmalar yapan biri de olabiliyor. Ya da mesela çok meşhurlardan bir tanesi de bunlar işte rock grubu oluyor mesela. Grubun işte bir tanesi gitarist, bir tanesi davul çalıyor, bir tanesi söylüyor. Bunlar birbirlerine bile o an verebiliyorlar. Yani çünkü onlar bir grubun parçasılar ve biri diğerinin şeyi olabiliyor, temsilcisi olabiliyor. O açıdan gibi bir şey mi bu aslında? Evet. Şu anlamda kefil, hani şu anlamda kefil şunu demiş oluyor. Biz bu kişiyle, bu yabancı başarılı olan kişiyle önümüzde şu planlarımız var. Bu çalışmaları beraber yapacağız diyor ve bu kişi başarılıdır demek demiş oluyor aslında. Şimdi bu şartlardan bir tanesi oluyor. İkinci şart ise kişinin tabii bir ödül almış olması. Bu ödül illa dediğim gibi Nobel ödülü olmak zorunda değil. Bu uluslararası bir ödül de olabilir, ulusal da olabilir, yerel bir ödül de olabilir. Önemli olan bir bu kişinin yaptığı o işte ya da alanda bir başarıyı sağlamış olması. Bu da onun bilinirliğini gösteriyor ve tanındığını, bilindiğini gösteriyor. Diğer bir durumda ki sen arşivlemeden bahsedince ki noktaya geldiğinde de bu kişinin yaptığı çalışmalardan dolayı hakkında haberler olmuş olması. Şimdi diyelim işte bir sen de olduğu gibi işte bir çekim yapmış oluyorsun, bir sergi ya da bir kişinin ya da markanın tanıtımı ya da resim ya da çekimini yaptığı zaman aslında bu çok önemli bir şey. Ya bu şimdi hani sen ne kadar mütevazi de davransan hani başkası gidip ben dur Tarkan'ın resmini çekeyim diyemez, Sting'in resmini çekeyim diyemez. Yani bu mümkün bir şey değil. Bu senin başarıya ulaştığını gösteriyor alanında. Dolayısıyla bu tip kişilerle yapılan çekimler çok ciddi portfolyo oluşturabiliyor kişiye. Ve bununla ilgili bir haber ne varsa ki genelde diyelim bu tip tabii başarıya ulaşan kişiler ne yapıyorlar? Bununla ilgili röportajlar olabiliyor. İşte bize anlatır mısın? Nasıl bu çekimi yaptın, nasıl ulaştın, nasıl bir duyguydu, neler yaşadın, ne düşünüyorsun çekimle ilgili tarzı röportaj haberler de olabilir. Bu tabii ki OVAN vizesine uygun olacak kişiler ama şartlar arasında girmiş oluyor. Ödül hakkında haberler, bu haberler tabii dijital dediğim gibi çok değiştiği için evet, önceden evet. Baskılı olabilirdi, şu an dijital de olabilir bu. Bu şu an online'da çıkan haberler de olabilir. Bu dolayısıyla bu bir değişim yaratıyor. Ve tabii diğer önemli bir nokta ki senin bahsettiğin, senin de gelip burada bir üniversite jüritle yaptığın, Türkiye'de de jüritler yapmıştım. Bir alanda iyi olduğun için seni istiyorlar. Gel, sen yarışmamıza girme ama gel bizim bu sanatçılarımızı, yarışacak olanları izle, değerlendir. Sen değerlendir, bize söyle bunlar en iyi yapmış mı? Bu çok değerli bir özellik. Sizi eğer bu noktaya koyuyorsalar bir sanatçı olarak demek ki siz artık OVAN belirliğindesiniz ve bu çok büyük bir başarı oluyor ve şartlardan bir tanesi oluyor. Dolayısıyla diğer bir şey de genelde söylenen, tabii ki sektörün içinde yer aldığın için sektörde yer alan hocalarınızdan tutun, yapımcılardan tutun ya da büyük müşterilerinizden tutun, neyse ilgilendiğin alan, onlardan alınacak referans yazımları da buna ek gelerek OVAN vize özelliğinde kişi gelmiş oluyor. OVAN sınırı Amerika'yla şey mi yoksa Avrupa'da da OVAN vize türü var mı? Bu, yok bu şu tabii Amerika'da, Amerika'da olan bir şey. Her ülkenin ona göre kuralları biraz farklı olabiliyor, değişebiliyor. Fakat bu sadece tabii Amerika'da bulunacak, yaşayacak kişiler için verilen bir imkan.